Harp'ın cenazesi elfetikleri astığı yer. PKK ve İran kolu Peşan, Rus olarak kullandığı sıra direnişçilerin korkulu rüyası Apache helikopterleri, çok özel bir helikopter. 50 bin kişi bu bölgede doğrandı. 1974'teki 2. Kıbrıs Harekatı'nda Türkiye'nin bir süredir gündeminde olan Afgan göçmenler, Pakistan'ın farklı bölgelerinden Taliban'a karşı makamenin işte ana medresesi. Terörist gruplardan bir tanesi de Poşet Orhan. Türk askerinin bölgedeki varlığının önemini gösteren en kritik yerlerden bir tanesi Elbap. Çok mutlu. Girebilir miyim, konuşabilir miyim biraz? 5. Efendim merhabalar, iyi akşamlar. Küresel Gazeteciler Konseyi'nin katkılarıyla ve Global ekranlarında hazırladığımız bir ajandada daha yine sizlerle birlikteyiz. Bu haftadan itibaren artık bundan böyle her salı geceleri saat 23'te sizlerle birlikte olacağız. Yine Türkiye'de ve dünyada hazırladığımız, yerinden hazırladığımız özel dosyalarla ve yaptığımız özel röportajlarla. Peki bugün ajandanın sayfalarında neler var? Önce dünya ajandası diyeceğiz. Türkiye'nin Suriye ve İran kuzeyine düzenlediği sınır ötesi harekatlar, operasyonlar devam ederken ajanda ekibi olarak Türk gazetecilerin uzun zamandır gidemediği Şam'a gittik ve Esad yönetiminin pençe kılıç operasyonuna tavrını, PKK'ya ve YPG'ye bakış açısını bizzat yerinde Şam'da gözlemledik. Deniz Büstani'nin hazırladığı o dosya, onun yorumları gelecek ekrana ve yine aynı dosya içerisinde de Türkiye için Suriye'de operasyonu kuvvetli kılan dinamikleri anlatacağız. Madde madde sizlere aktarmaya çalışacağız. Sayfamızı çevirdiğimizde bir sonraki bölümde ajandaya konuşanlar diyeceğiz. Ve operasyonu kuvvetli kılan dinamikler demişken bu bölümde de Suriye'de ve bölgede Amerika Birleşik Devletleri'nin, İran'ın, Rusya'nın değişen pozisyonlarını ve Türkiye ile Mısır'ın son dönemlerdeki yakınlaşmasını Profesör Doktor Burak Güntay yorumladı. Onun yorumlarını ekrana taşıyacağız. Bir sonraki bölümde de ajandada aktüelite var. Burada da Suriyeli judocu çocukları ekrana getireceğiz. Azez'de hazırladığımız bir dosyayla birlikte Judo Federasyonu ve Kilis ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün birlikte yürüttüğü bir faaliyette Azez'de judo eğitimi alan Suriyeli çocuklar müsabakadan müsabakaya koşuyorlar. Azez'de hazırladığımız onlarla ilgili o dosya var. Ve son bölümde de ajandada aktüelite diyeceğiz. Yanımda bir ödül görüyorsunuz efendim. Muş Tanıtım Platformu, Muş Valiliği ve Muş Belediyesi ile birlikte düzenlediğim Muş Altın Lale Ödül Töreni'nde ajanda programını, haber programı başarı ödülüne layık gördü. O ödül töreninden renkli görüntüleri getireceğiz ekrana. Haydi başlayalım ajandamızın sayfalarını çevirmeye. İlk olarak dünya ajandası diyeceğiz. Türkiye'nin Suriye ve İran kuzeyine düzenlediği operasyonlar devam ederken başta da aktardım. Ajanda ekibi Şam'a gitti. Bizler uzun zamandır Şam'da neler olup bittiğini, Şam yönetiminin tavrını merak ediyorduk. Çünkü yıllardır bir Türk gazeteci ekibi Şam'dan bölgeye, buraya haber aktarmamıştı ta ki bu zamana kadar. Ve ajanda ekibi Şam'dan Esad yönetiminin tavrını, Esad yönetiminin terör örgütleri PKK ve YPG'ye bakış açısını, Türkiye'nin düzenlediği sınır ötesi harekatı yerinde inceledi. Küresel Gazeteciler Konseyi Suriye temsilcisi Deniz Büstani'nin yorumlarını içeren o dosya gelecek ekrana ve yine aynı dosya içerisinde Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine karşı düzenlediği operasyonun dinamiklerini de mercek altına aldık. Mesela bu son bir yıl içerisinde bölgede Amerika Birleşik Devletleri, İran ve Rusya için değişen konuları inceledik. İşte hazırladığımız, yerinden hazırladığımız o dosya. Kuvvetlerinin Suriye ve Irak'ta düzenlediği hava harekatının etkisi devam ediyor. Yaz aylarından bu yana ulusal ve uluslararası arenada operasyon ihtimali ve etkileri tartışılıyordu. Acabalarla doluydu süreç çünkü sadece bir yıl içinde hem bölgede hem dünyada dengeler çok değişti. Ekonomik durumlar, hesapta olmayan olaylar masadaki pazarlıkları da sahadaki hamleleri de değiştirdi.
Ajanda olarak son bir yıl içinde iki defa Suriye'ye gittik ve bu kısa zamanda Türkiye, Suriye, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve İran eksenindeki değişen dengeleri ve Suriye'ye yansımalarını karşılaştırdık. En son Ekim 2022'de, yani geçen ay boyunca ülkenin kuzeyindeydik. Suriye'den yapılan açıklamaların bölgedeki yankılarını, Türkiye karşıtı protestoları, bölgede artan terör yuvalarını, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör unsurlarına yönelik düzenleyebileceği muhtemel harekatı, kısacası bölgeye dair son durumu Azez'den Afrin'e, Mare'den El Baba kadar bizzat yerinde araştırdık. Halkın içine karıştık. Özgür Suriye Ordusu'nun üst düzey komutanlarından, Suriye'nin kuzeyindeki yerel meclis başkanlarına, siyasetçilerden üniversitelerin rektörlerine kadar pek çok farklı tarafla görüştük. Bu görüntüleri Ekim 2022'de çektik. Suriye'nin kuzeyinde Azez Afrin hattında dağınık olarak yayılan PKK mevzilerini görüntüledik. Her ne kadar bölgede adım başı kontrol olsa da terör yuvalarının çıplak gözle görülebileceği ana güzergahlardan biri burası. O an bulunduğumuz ÖSO'nun kontrolündeki bu bölge, biz gittikten bir hafta sonra El-Kaide destekli Heyet Tahrir el-Şam örgütünün kontrolüne geçti. Afrin 2018'in Mart ayında Zeytin Dalı Harekatı ile birlikte Türkiye ve ÖSO gruplarının eline geçmişti. Geçen hafta ise bu mevzilerden terör örgütü PKK Azez'e roketler attı. Yani bölgede terör örgütleri sıklıkla yer değiştiriyor. Son dönemlerde Suriye'nin kuzeyinin farklı bölgelerinde PKK menzilleri de artmış durumda. Tıpkı Elbab'ın etrafında olduğu gibi Elbab'ın bir tarafında bilmişiz, diğer tarafında terörist, hatta adeta son dönemde terör yuvasına dönüşmüş durumda demiştik. Biz şu anda Afrin hattı üzerindeyiz ve Afrin hattı üzerinde, Afrin'e yakın noktalarda da çıplak gözle görebilecek yakınlıkta PKK menzilleri hemen ilerideler. Güvenlik açısından tripodu tabii kuramadık burada ve kamerayla çok dikkat çekmeden çekim yapmamız tavsiye edildi. Şöyle tarif edelim, hemen bulunduğumuz noktanın ilerisinde ağaçlıkların olduğu alanda PKK'nın köylerinin olduğunu söylemek mümkün. Aynı zamanda menzillerinin olduğunu da söylemek mümkün. Ve orada hem Afrin tarafına hem de Azez bölgesine, Azez hattına rastgele füzelerin atıldığı, özellikle gece saatlerinde rastgele füzelerin atıldığını söylüyor yine bölge halkı. Dolayısıyla şunu da belirtelim, PKK bu bölgenin farklı noktalarında bu kadar dağınık bir şekilde bulunuyorken şu anda şehir merkezleri de, mesela Azez ya da Afrin merkezinde de işte açıkçası sokakta yürürken kimin kim olduğunu anlamak çok da mümkün değil. Çünkü örgüt elemanları kendi ihtiyaçlarını özellikle gündüz saatlerde şehir merkezinde yapıp daha sonrasında bulundukları menzillere geri dönüyorlar. Suriye'nin kuzeyinde yaşam da belirsizliğini korurken gözler bölgeye dair yapılan açıklamalarda. Sokakta geleceğe dair hep bir tartışma, bir bekleyiş. Muhaliflerin temsil ettiği Özgür Suriye Ordusu'nun rejim güçlerine ve terör örgütlerine karşı tek sesliliği de son dönemlerde eskisi kadar kuvvetli değil. Nedeni kendi aralarındaki görüş ve çıkar çatışmaları. Birinin sevdiğini ötekisi dışlayabiliyor, ortalık birden kan gölüne dönebiliyor. ÖSO'nun kendi arasındaki bu ayrışma, Türkiye'nin kara harekatında sahada da tek başına hareket etme ihtimalini kuvvetlendiriyor. Hangi terör örgütünün bölgede daha etkili olduğunu Özgür Suriye Ordusu içindeki en büyük gruplardan olan Şamiye'nin komutanı Ebu Ammar Hanura işte böyle anlatıyor. Peki şu anda bölgede PKK mı, DAEŞ mi daha fazla etkili? Siz hangisinin etkisini daha çok hissediyorsunuz? Aslında IŞİD'le PKK'yı kıyaslamak yanlış. Çünkü ikisi de aynı terör örgütü. İki terör örgütü kendi aralarında rol değiştiriyor. Gerçek şu ki DAEŞ kendisini Suriye halkı adına bir savaşçı olarak tanıttı ama aslında rejimle mücadelesini bırakıp savaşmaya başladı, devrimcileri öldürüp arkalarından bıçakladı. Aynı rolü PKK da üstlendi ve rejimle mücadelesini durdurarak Tel Rifat ve çevresindeki Arap köylerini işgal etmeye başladı. Aslında ikisi de iki terör örgütü, ikisi de aynı tehlikeyi barındırıyor. Aralarında hiçbir fark yok. Hiç kimse diğerinden daha az tehlikeli değil.
Önümüzdeki süreçte Türkiye sınır ötesi harekat düzenlerse bölgeye nasıl destek vereceksiniz ya da destek verecek misiniz? Türkiye'nin PKK'ya, DAEŞ'a veya Esad rejimine karşı her türlü askeri harekatı Suriye devriminin hedeflerine hizmet ediyor ve elbette birlikte ilerleyebileceğimiz bir mesafede onlarla olacağız. Devrimin başlangıcından itibaren aynı karardayız. Türkiye'nin sınır güvenliği ve terörle mücadelesi için eş zamanlı olarak Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyine düzenlediği Pençe Kılıç Operasyonu devam ediyor. Şu ana kadar gerçekleştirilen en geniş kapsamlı operasyon bu. Terör hedefleri ateş altında. Operasyonda şu ana kadar 300 aşkın terörist etkisiz hale getirildi. Gün geçtikçe operasyonun bilançosu artıyor. Teröristlere ait sığınak, barınak, tünel, mühimmat depoları bir bir vuruluyor. Peki neden şimdi? Aslında operasyonlar sadece İstiklal Caddesi'ndeki terör eylemiyle bağlantılı değil. Ekim ayında Mersin'deki polis evine düzenlenen saldırı ve 2021'in ikinci yarısından itibaren Türkiye'yi hedef alan YPG'den kaynaklanan tehditler şimdiki koşulların zeminini oluşturdu. Türkiye'nin yaz aylarında yapmayı planladığı operasyon Rusya'nın ve Amerika Birleşik Devletleri'nin tepkisiyle karşılaşınca gerçekleşmemişti. Şu anda ise şartlar daha farklı. Türkiye'nin masada da, sahada da eli daha kuvvetli. Zamanlama olarak Suriye'de operasyonu mümkün kılan 3 farklı dinamik kesişiyor. Bu da karadan gerçekleşebilecek bir askeri operasyonu güçlendiriyor. O dinamiklerden biri İran'da yaşanan gelişmeler. Amerika Birleşik Devletleri İran'daki gelişmeler nedeniyle Türkiye'yi tamamen karşısına almak istemiyor. İkinci dinamik, Ukrayna Savaşı nedeniyle Rusya'nın sahip olduğu askeri ve ekonomik sorunlar. Üçüncü dinamik ise Ankara-Şam ilişkilerinin yeni bir sürece girme ihtimali. İran'daki durum, rejimin ülkedeki krizi ne kadar sürede atlatabileceğiyle alakalı. Kriz kısa sürerse Suriye'de Rusya'dan doğan boşluk doldurulabilir. İran'ın etki sahasının genişlemesi Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın aleyhine bir durum olacaktır ki her ne kadar Rusya ve İran müttefik gibi görünseler de Ukrayna Savaşı sırasında Rusya'nın Suriye'de boşalttığı yerleri İran doldurmuştu. İran'ın krizi erken atlatması Suriye'de Amerika ile mücadele gücünü arttırmasına neden. Bu defa da Amerika stratejik olarak sadece Türkiye ile değil İran'la da karşı karşıya gelir. Yani Amerika'nın eli Türkiye'nin askeri operasyonuna karşı çıkma konusunda 6 ay öncesine kıyasla yeterince güçlü değil. Geçelim Rusya'nın durumuna. Ukrayna Savaşı'nın beklenenden uzun sürmesi Rusya'nın Suriye'deki hava unsurlarının önemli bir kısmını çekmesine neden oldu. Sahada askeri üstünlüğü kalmadı. Rusya'dan boşalan bu yerlerin çoğunluğunu İran doldurdu. Rusya sadece İdlib civarında ya da doğu bölgesinde zaman zaman ufak çaplı hava harekatları düzenliyor. Rusya'nın Türkiye'nin operasyonlarına sessiz kalmasının bir diğer nedeni ise son dönemlerde iki ülke arasındaki ekonomik yakınlaşmalar. Başta doğalgaz başlığı olmak üzere Türkiye ile ihtiyaç duyulan işbirlikleri Rusya'nın operasyonlara sessiz kalmasına neden oluyor. Bir diğer dinamik ise Ankara-Şam ilişkilerinin yeni aşamaya geçilmesine duyulan ihtiyaç. Karşılıklı diyalog mesajları veriliyor. Şam yönetimi iç savaşı sonlandırmak için Türkiye'ye ihtiyaç duyuyor. Türkiye'nin de bölgedeki YPG ve PKK ile mücadelesini Şam yönetimiyle ortaklaşa daha hızlı çözebileceği kanaati hakim. Özetle Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve İran'ın sadece bir yıl öncesinde Suriye'ye ayıracak kaynağı da zamanı da daha fazlaydı. Şimdi ise durum farklı ve Türkiye'nin eli daha güçlü. Sınır ötesi operasyon devam ederken gözler Şam yönetiminin Beşar Esad'ın tepkisinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Esad'la görüşebileceği sinyallerinin üzerinden çok geçmedi. Esad'ın taleplerinden biri Türkiye'nin sınır boyunca 30 kilometre derinliğindeki güvenlik koridoru talebinden vazgeçmesi ve operasyonların birlikte koordine edilmesi. Türk basınına 2011'den bu yana Şam'da çekim izni verilmezken ilk defa ajanda ekibi böyle kritik bir süreçte Şam'ın nabzını tuttu.
Türkiye'de yaşanan Taksim saldırısından sonra, Taksim'de yaşanan terör saldırısından sonra Suriye'nin bu olaya nasıl baktığı ve nasıl yorumladığı Türkiye'deki kamuoyu tarafından bir hayli merak ediliyor. Ardından başlayan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonları konusunda da Suriye'nin yorumları bir hayli merak ediliyor. Bununla ilgili Suriye'nin yorumları nelerdi? Bunları sizlere aktarmaya çalışacağız efendim. Saldırıdan sonra ilk açıklama Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktat tarafından geldi. Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktat, terörü nerede olursa olsun lanetliyoruz konuyla ilgili daha çok bilgiye ihtiyaç var. Peki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarından sonra Suriye bu olayı nasıl gördü? Suriye Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'deki mevcudiyeti ve kuzeydeki mevcudiyetine arada bir koordinasyon olmadığı için bir işgal girişimi olarak gördü. Fakat özel sohbetlerimizde bu girişimlerin PKK'ya karşı yapılan ve bu operasyonların terör örgütlerine karşı yapılan bu operasyonlara karşı Suriye'nin olumsuz bir tavrı olmadığını biz burada duyuyoruz, şahit oluyoruz. Fakat burada Suriye'nin bir talebi var. Suriye'nin esas talebi Türk Silahlı Kuvvetleri'yle Suriye Arap Cumhuriyeti ordusunun ortak operasyonu ötesi. Yani kuzeyden Türk Silahlı Kuvvetleri ve güneyden Suriye ordusu. Suriyeli yetkililerin verdikleri beyanlarla kendi aralarında konuşuğu arasında bir farklılık olduğunu az önce vurgulamıştım. Verilen beyanlar daha çok olumsuz olsa da kendi aralarında Türkiye ile Suriye arasındaki koordinasyon eksikliğinden şikayet ediyor. Peki bu koordinasyon sağlanması için bugün yeteri kadar bir altyapı mevcut mu? Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamaya göre böyle bir zeminin oluşturulabileceğini mesajını biz aldık. Fakat bu mesaj yeterli mi? Aslında bu mesajdan fazlası da var iki ülke arasında. Tarihsel olarak bölgemiz Suriye'de başta olmak üzere bölgemiz daima yabancı ülkelerin, yabancı kuvvetlerin işgaline maruz kalmış. Bu işgallerden de kurtulma aşamasında daima bir omuz omuza mücadele, dolaylı ya da direkt olarak omuz omuza bir mücadele söz konusu olmuş. Şimdi bundan simgelerinden birisine gelelim. Burada İlk Türk pilotlarımızın şehitliği var. İlk şehit pilotlarımızın şehitliği arkamda duruyor. Burası savaştan önce 2009 yılında kendileri Suriye tarafından inşa edilmiş ve savaş dönemi boyunca da buradaki Suriye askerleri tarafından, Suriye ordusu tarafından da korunmuş. Buranın konumu Emevi Camii'nin hemen yanında. Peki yanında kim var? Yanında da Suriyeli milli kahramanlardan olan Fransızlara karşı mücadele etmiş olan Abdurrahman Şahbandar mezarı var. Hemen yanında da Iraklı Yasin Paşa'nın mezarı da var. Burası bir Orta Doğu şehitliği gibi adeta ve hemen yanlarında da Selahaddin Eyyubi ve savaş döneminde vefat eden Emevi Camii'nin imamı Buti'nin de mezarı burada yer alır. Suriye'de Rusya'nın etkisi tartışılırken sahada sadece kendisi değil, müttefikleri de aktif. İç savaş ve pandemi sonrasında kötüye giden Suriye ekonomisi için Beşar Esad, yurt dışında yeni kaynak arayışına başlamış, Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etmişti. Bu defa ise bir başka ülke, Rusya'nın sıkı müttefiki yardımlar için Şam'daydı. Türkiye ve Suriye arasında bu gelişmeler cereyan ederken Şam'a dikkat çekici bir ziyaret gerçekleşti. Belarus Dışişleri Bakanı Yardımcısı Şam'ı ziyaret etti ve Dışişleri Bakanı Faysal Miktat'la görüşerek de Suriye'ye sosyal yardımlar yapılması konusunda da bir anlaşma imzaladı. Belarus Dışişleri Bakanı Yardımcısı şu anda arkamda görmüş olduğumuz Emevi Camii'ni ziyaret etti. Belarus, Rusya'nın en önemli müttefiklerinden birisinin olduğunu unutmadan bu gelişmeyi yorumlamanın anlamlı olacağını düşünüyorum. Suriye'deki her askeri hareketlilikten sonra Suriye'de çok ciddi anlamda ekonomik kriz meydana geliyor ve Suriye lirası değer kaybediyor. TSK'nın operasyonlarından önce 4500 olan Suriye lirası şu anda 5000'e dayanmış durumda. Ama her şeye rağmen Suriye'de pazarlar şöyle arkamda göstereyim. Çok canlı bir şekilde kalıyor ve insanlar alışverişlerini yapmaya devam ediyorlar. Çünkü savaş döneminde Suriye'de yerli üretim bir hayli arttı.
Özellikle yerli üretim merkezi Halep ve Şam'da arkamda gördüğünüz Hamidiye Çarşısı oldu. Şam'da atmosfer böyleyken Cumhurbaşkanı Erdoğan Çıbanbaşı olarak 3 noktayı işaret etti. Tel Rifat, Minbiç, Ayn-el Arab. Hava harekatları kesintisiz devam ederken kara hedefleri de işte böyle belirleniyor. Ve ajandaya konuşanlar diyeceğiz. Evet, operasyona dair değişen dinamiklerden bahsederken özellikle son bir yılda Amerika Birleşik Devletleri, İran ve Rusya'nın değişen pozisyonlarını, Suriye'de değişen pozisyonlarını bu şekilde aktardık, ancak dahası var. Özellikle son dönemlerde Türkiye ile Mısır'ın yakınlaşan ilişkilerini, Amerika Birleşik Devletleri'nin terör örgütü YPG ile birlikte kameralar önünde verdiği o pozları ve bölgenin dinamiklerini, değişen dengelerini Profesör Doktor Burak Günter ile konuştum. İşte onun analizleri. Hem Suriye hem Irak'ın kuzeyinin terörden arındırılması ve güvenliği için adım atmaktan çekinmiyoruz. Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bırakmıyoruz ve bırakmayacağız. Şimdi biz Amerika Birleşik Devletleri'nin şu anda terör örgütü PKK, PYD ve YPG'ye tavrına baktığımızda, bir tarafta biz PKK'yı terör örgütü olarak nitelendiren bir Amerika Birleşik Devletleri görüyoruz, ama diğer tarafta ismi değişen PYD ve YPG olarak nitelendirilen örgüte sahada destek verdiğini, hatta komutanının da mezuniyet törenine katıldığını ve Kürtçe tebrik ettiğini görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri terör örgütüyle beraber sahada ne yapmaya çalışıyor ya da bu bölgedeki amacı ne? Şimdi bir kere hep bunları böyle süslü sözlerle açıkladığımız için bazen karışıyor. O yüzden kitabın ortasından konuşmakta bazen fayda var. PKK, terör örgütü, PEJAK, YPG, PYD, bir de bunun son güzel süslenmiş paket halinde sunulan dünyaya adı SDG, Suriye Demokratik Güçleri. Bunların hepsi aynı yerden besleniyor. Aldığı silahlar aynı yerden. Yıllarca birçok istihbarat örgütü bunları bu bölgede besledi. Sadece Türkiye'ye karşı da değil, İran'a karşı, Irak'a karşı, Suriye'ye karşı, Rusya'ya karşı, bazen Rusya destekli diğer yerlere karşı hep böyle bir alternatif kol olarak tutuldu. Şimdi PKK'yı terör örgütü ilan etmek bence çok önemli değil. Mesela Rusya hiç ilan etmedi. Amerika etti. Mühim olan fiili olarak sizin PKK'yı nereye yerleştirdiğiniz, zihninizde, aklınızda nereye koyduğunuz. Dolayısıyla adı değişmekle birlikte, birinin terör örgütü listesine alınıp öbürünün alınmamasıyla birlikte bundan hiçbir önemi yok. Bir gerçek var ki maalesef Türkiye'nin NATO müttefiki olan sadece bir ülke de değil. Yani bunda altını çizelim, Avrupa'da da birçok ülke. PKK'nın türevlerini, dediğim gibi adı hiç önemli değil. Ne olarak tanıdığınızın da bir önemi yok. Bölgede bazı işlerini yaptırmak için kullandığı taşeron bir firma olarak düşünün. Yıllardır böyle görüyorlar. Sana devlet kurduracağız diyorlar. Sonra yarı yolda bırakıp kaçıyorlar. Bunu Molla Mustafa Barzani'de gördük yani. Barzani'nin babasında yaşadık. İki kere gördü adam bunu. Fakat buna rağmen bölgedeki Kürtler de oradaki gerçekten devletlerle bir arada kendi ülkelerinin içerisinde var olmak yerine Amerika'nın, Avrupa'nın, Rusya'nın politikalarının bir maşası olmayı yeğliyorlar. Gelelim Türkiye'ye. Burada çok ciddi bir hadiseyle karşı karşıyasınız. Bir terör olayına muzdarip oluyorsunuz. Bu terör olayından sonra bir tepki veriyorsunuz. Bu verdiğiniz tepki dünyada tamamıyla sizin bir hatanızmış gibi lanse ediliyor. İnsan haklarından giriliyor. F-16'ların ne kadar lüzumsuz kullanıldığına gidiyor. Ya terör hadisi, ama bundan bahseden bir tane gazete yok. Amerika ne yapmaya çalışıyor, Avrupa ne yapmaya çalışıyor derseniz de şu ana kadar hep yaptığının aynısını yapıyor. Bölgede ya siz birbirinizle kavga etmeyin. Bu arada birbirinizle dedi de bir tarafta bir ülke, Türkiye, NATO üyesi, müttefik, Birleşmiş Milletler'in üyesi, bir ülke. Öbür tarafta onun için IŞİD'le savaşmak noktasında kullandı ki IŞİD yani bizim için de bir problem, ama IŞİD'den daha büyük problem bugün ve daha güç
YPG-PYD. Bir terör örgütü. Rusya'nın açıklamalarında da Amerika'nın açıklamalarında Türkiye ile bir terör örgütüne aynı kefeye koyan açıklamalar görüyoruz. Bu son yapılan operasyonda da şunu görüyoruz. Aslında sahada farklı farklı ve daha ufak gruplar halinde dağılmış bir terör örgütü. Hem Irak'ta hem Suriye'de daha küçük gruplar halindeler, daha küçük gruplar halinde nezileliyorlar. Bunun nedeni ne sizce? Bölgede yaşanan hadiseler öyle artık eskiden alıştığımız savaş stratejilerinin ve farklı örgütlenme yapılarının çok dışına itti bölgeyi. Bundan nasibini alanlar da terör örgütleri de tabii ki oldu. Sadece ülkelerin yapılanmasını değiştirmedi. Terör örgütleri de değişti bu noktada. İki, terör örgütlerinde liderlik çatışmaları başladı. Ama bir gerçek var ki son yıllarda ben askeri uzman değilim, askeri stratejist değilim. Bu konulara girmekten de şimdi söyleyeceğim şeyden aslında çok hoşlanmam. Ama söyleyeyim, Türkiye'nin bilhassa son yıllarda insansız hava araçlarıyla yapmış olduğu bazı operasyonlar ciddi anlamda orada dengeleri de değiştirdi. Çünkü eskisiyle aynı seyretmiyor vaziyet. Ve tabii ki bilhassa da Suriye için konuşuyorum. Türkiye'nin yaptığı sınır ötesi operasyonlarıyla oradaki mevcudiyetimiz daha da farklı bir noktaya geldi. Şimdi bütün bunları hesapladığınız zaman karşınızdaki terör örgütünün de sistem ve taktik değiştirmesi de gayet doğal. Peki şimdi kara harekatı da tabii söz konusu. Kara harekatında Türkiye Özgür Suriye Ordusu'nu, Suriye üzerinde söylüyorum, ne kadar güvenebilir? Çünkü çok yakın bir zaman öncesinde biz Özgür Suriye Ordusu'nun sahada da kendi içerisindeki gruplar halinde dağılmış bir şekildeyken kendi içinde çatıştığını gördük. Şimdi kendi içinde çatışma halinde olan bir Özgür Suriye Ordusu kara harekatında Türkiye'ye ne kadar destek olabilir sizce? Şimdi şunu net söyleyeyim. Biraz önce de anlattığım işte tam anlamıyla buydu. Şimdi bir tarafta bir ülke var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Özgür Suriye Ordusu da ne kadar içinde Türkmenler de olsa, ne kadar içinde Araplar da olsa bir noktadan sonra oradaki Esad tarafından yıllarca dışlanmış. Oradaki merkezi otorite tarafından itilmiş, oradaki kimselerden kurulan Türkiye'ye yakın gruplar. Bundan hiçbir laf yok. Türkiye'ye bağlılıklarına da laf yok. Ama bir disiplin halinde mücadele edebilmek bir töre ister. Bir geçmiş ister, bir kültür ister, bir devlet ister, bir millet ister. Bu kolay işler değil. Dolayısıyla Özgür Suriye Ordusu'nun tabii ki Türkiye'ye olan desteği, Türkiye'nin onlara olan desteği, bir de onların bize olan minneti, bunlar eş diyecek bir şey yok. Sonuna kadar Türkiye'nin arkasındadır. Ama buradaki operasyonlarda karşınızda sizin sadece ve sadece YPG-PYD'nin olmadığını, adamların işte mezuniyet törenlerinden bahsediyorsunuz. Bu törenlerde kimler tarafından desteklendiğini düşündüğünüzde Türk ordusu, sadece bırakın Özgür Suriye Ordusu falan, yani bayağı bileğinin gücüyle tek başına bu işi ya yapar ya olmaz. O yüzden Türkiye'nin sırtını kimseye dayayabileceği bir operasyon. Çok net söylüyorum bunu. Öyle bir operasyon değil bu. Bu bir milletin savunmasının, haklı davasının, meşru davasının, Birleşmiş Milletler 51. maddesinden hakkını alan davasının mücadelesi. Destek olan gruplar olur başımızla beraber. Ama bu sadece ve sadece oradaki gruplara dayanarak hiçbir zaman yapılacak bir iş değildir. Olmadı da olmazdı. Şimdi ilk başta da aktardık. Evet, bir tarafta yine tırnak içerisinde NATO müttefiki olan Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye ve Irak'taki tavrı. Diğer taraftan yine son dönemlerde gördüğümüz İran'ın PKK'ya, PYD'ye, PEJA karşı müdahalesi, artı Rusya'nın her ne kadar Türkiye'nin sınır ötesi harekatına karşı çıkmış olsa da Suriye topraklarında, Mare gibi bölgelerde onları hedef alan atışları. Şimdi Suriye haritasında dengeler mi? Öte taraftan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Esad'la görüşebilme sinyalini vermesi. Acaba burada müttefiklik anlayışı mı birazcık değişmeye başladı? Yani hep hani yıllardır İran, aslına bakarsanız PKK ve PYD, PEJAK'la mücadelede çok da aktif rol almamıştı, alır gibi yapmıştı. Mesele, siz 1946'larda, 47'lerde araya soğuk savaş girdi diye Amerika ile ahbap oldunuz. Mesele bu. Ortada aslanlar gibi bir ortak düşman vardı. Sovyet, Sosyalist, Cumhuriyetler Birliği. Olmayaydı, ne olacaktı? O zaman da Türkiye doğuda mı kaldı diyeceklerdi. Sovyetler olmasa biz NATO üyesi olur muyduk? Alınır mıydınız? Peki Türkiye'de ne oldu? AK Parti iktidara geldiğinde
ekonomik olarak dünyada iyi bir hava esiyordu. AK Parti'nin de Orta Doğu'ya yakın, dini olarak İslam'a yakın bir misyonu var. Böyle bir nüvesi var. Dolayısıyla Orta Doğu'da çok güzel ilişkiler kurdu. Çok güzel gitti işler. Fevkalade. Ama bir şey oldu. Ne oldu? Arap Baharı geldi. Bof! Dolayısıyla Arap Baharı böyle bir deprem etkisi yarattı. O deprem etkisinde ne oldu? Esad kendini muhafaza edebilmek için herkese saldırdı. Saldırdıkları arasında Türkmenler var, o var, bu var. Aradan YPG çıktı, PYD çıktı. Öbür taraftan Mursi iktidara geldi ama bir baktılar ülke farklı bir yere gidiyor. Sisi darbe yaptı. Bizim bütün o Orta Doğu'daki iyi kazanımlar çat 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 düşmanlığa dönüşmeye başladı. Doğru mu? Doğru. Mavi Marmara meselesi. Evet. Onunla birlikte gelişen olaylar, İsrail'le de koptuk. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan koptuk. Her şey bambaşka bir boyuta geldi. Bizim iki gün önce iyi olduklarımızla kötü olduk. Şimdi siz bunu durduramazsınız. Bunu Esad da durduramaz, Sayın Cumhurbaşkanı da durduramaz, Biden da durduramaz. Bu bir deprem. Bu geliyor. Şimdi peki bugün ne oldu? Bugün de olanı söyleyeyim. Artçı iki tane deprem oldu. Bir, pandemi. Şimdi bakmayın, her ülkenin lideri en önemli hadisesi. Çünkü liderleri siyasette iktidara getirip götüren en önemli şey ekonomidir. Dünya ekonomi makinası durdu. İki, Ukrayna meselesi patladı. Rusya tekrar bir NATO var etti. Bunlarla nasıl geçeceksiniz? Bunlar olmuş bitmiş hadiseler. Bunlar olurken Türkiye'de önce emirliklerle, sonra Suudi Arabistan'la, ya da sırayı kaçırmış olabilirim. Ya yakında ama. Şimdi Mısır ihtimali var. İsrail'le düzeldi. Esad'da da düzelme ihtimali var. Şimdi buradaki mesele, bunlarla zamanında iyi olup sonra küsüp sonra barışıp, garanti veriyorum, bir müddet sonra tekrar küsmek değil. Bunlar olur. Vaka olunca vuku oluşur. Bunlar olur. Mesele bunlar olurken çok büyük perdeden küsüp büyük perdeden barışmamak. Bölgesel siyaset de böyledir. Şimdi Rusya bize bakarken şöyle bakıyor bugün. Çok net, bakın bunu bir akademisyen olarak değil, çok düz mantıkla söylüyorum. Diyor ki dünya bana ambargo uyguluyor, Türkiye ile aramıyor, Türkiye benim şu an dünyaya açılan kapım. Doğru mu? Bir. Diplomatik olarak kanal oluşturuyor Türkiye. Doğru mu? İki. Bütün dünya ile kapışırken bir de Türkiye sınırını kapamaya gerek var mı? Bence yok. Şimdi dolayısıyla Rusya açısından Türkiye şu an bundan 6 ay, 1 yıl öncesine göre çok farklı konumda. Kaybedilmemesi gereken ülke. Doğru mu? Doğru. Esad, Rusya için çok romantik bir durum. Bırakamaz. O Tartus Limanı'na doğru giden bir aşk var aslında. Eski Soğuk Savaş romantizmi var. Bırakamaz. Hop, öbür tarafa geliyorsunuz. YPG, PYD. Amerika PKK'yı terör örgütü ilan etti, Rusya etmedi. Ama YPG, PYD'yi dışlarsanız Amerika sahip çıkar. Ondan korkuyorsunuz. Dolayısıyla onlara da destek veriyorsunuz. Rusya'dan bahsediyorum. Koyun kenara. İran. İki ülkede Müslüman, iki ülkede kadim medeniyetler. Ama ikisinden biri birinin çok güçlenmesini istemez. Suriye'ye gelin. Esad'a. Şimdi Rusya destek veriyor. İran destek veriyor. Ama bir yandan da Türkiye gibi bir faktör, bir ülke, bir devlet karşısına gelmek istemiyor. YPG, PYD'yi o da istemiyor. Ama bir yandan da kendi ülkesine girildiği zaman rahatsız oluyor. Burada da Esad var. Esad'la buluşmaya gelince mesele şuraya geliyor. Türkiye'nin Suriye öyle bir noktaya gelir ki iki ülkenin üç gün önce Arap Baharı bazlı başlayan çatışmasındaki sorunlar baki. Ama eskiden birinci sıradayken 2'ye, 3'e, 4'e gerileyip ikisinin de birinci, ikinci sıkıntıları ekonomi veya bölgesel istikrarsızlık olmaya başlayınca el sıkışır oturup konuşurlar. Bunda da hiç mahsur yok. Peki size şu gerçekçi geliyor mu konu, eğer ekonomi ise de? Şimdi Beşar Esad'la Sayın Cumhurbaşkanı görüşebilme sinyalleri verdi. İşte Sayın Bahçeli de destekliyor. Ancak öte taraftan baktığımızda, şimdi sadece kuliste konuşulanlar değil, tarihe de baktığımızda Beşar Esad'ın, daha doğrusu Esad yönetiminin babadan itibaren kırmızı çizgilerinden bir tanesi şu, bu son dönemde de Esad diyor ki Türkiye'ye 30 kilometrelik operasyon hakkından vazgeçeceksin. Bir, gerekli görüldüğü yerlerde operasyon yapılırsa benimle beraber, benim kontrolümde gerçekleştireceksin. Üç, dahası Türkiye'ye giden sığınmacıları ben tekrar ekonomim kaldırmayacağı için ülkeme kabul etmek istemiyorum. Şimdi bu şartlar altında Türkiye Şam yönetimiyle aynı masaya oturur mu? Şimdi ben
Türkiye'ye gelen Suriyelileri istemiyorum. İyi. Türkiye 30 kilometreden geri çıksın. Peki. Operasyon yapacaksak birlikte yapalım. Oldu. Peki ben ne alacağım? Siz pazarla Esad'la falan yapmayacaksınız. Pazarla Rusya'yla yapacaksınız. Esad zaten yani öyle bir pazarlık gücü olsa bugün bu durumlara düşmezdi. Ama bunu onu da rencide etmeden bir noktada herkes buluşabilir mi? Buluşabilir. O nasıl bir hava esmesi lazım? Bir kere birinci hava Türkiye'nin aslında şu an avantajlı olduğu bir havaya geliyordur. Niye? Bakın. Siz bir sene önce, iki sene önce oraya operasyon yaptığınızda Rusya'dan çok daha fazla tepki alıyordunuz değil mi? Türkiye'de bir günde o günü hatırlamak da istemiyorum, düşünmek de istemiyorum ama Suriye'de çok ciddi şehit verdik. O şehitleri Esad mı verdirdi? Açık konuşalım. Kim verdirdi? Düşünelim. Esad'ın mı gücüydü? Kendine ayırıyor. Mühim olan iki sene önceki şartlar yok. Niye? Çünkü bütün askerlerini alıp Ukrayna'ya yığmış durumda. Mücadelesini, varlığını orada devam ettirmeye çalışıyor. Orada da belli noktalarda geri çekilip belli yerlere ilhak edip tutunmaya çalışır durumda. Yani bir de Suriye'de aynı askeri güçle iki sene önceki, bir seneki gibi mücadele edemez. İşte bütün anlatmak istediğim zaten bu. Dış politika öyle bir şeydir ki dünle bugün, bugünle yarın arasında uçurum vardır ve bunu siz tayin edemezsiniz. Rusya'nın Amerika Birleşik Devletleri nedeniyle bölgede PKK, PYD, YPG'den de vazgeçmediğini de ifade ettiniz. Şimdi soru şu, Adana mütabakatı da tekrardan acabalarla dolu, tekrar şekillendirilebilir mi diye. Şimdi baktığımızda Adana mütabakatında her iki tarafında birbirini terör örgütü olarak gördüğü taraflara karşı bir mücadele sergilemesi gerekiyor. Yani bu şu demek oluyor, eğer Esad yönetimi PKK ve PYD ile YPG ile sahada çarpışırsa Türkiye'nin de Esad yönetiminin düşman olarak gördüğü aslında şu ana kadar müttefiki olan Özgür Suriye ordusuyla çatışması demek oluyor bir yerde bu. Şimdi bir taraftan Rusya karar verecek dediniz. Rusya faktörü varken bölgedeki YPG, PYD'den bahsetmiyor. Ama öte taraftan Adana mütabakatı başlığı üzerinde konuşuluyorken Türkiye gerçekten o zaman Özgür Suriye ordusunu terör örgütü gibi görebilir mi? Adana mutabakatının ama hiç revize edilmemiş haliyle. Tarihi kaç? 20 Ekim 1998. Abdullah Öcalan'ı biz nereden kaçırttık? Yani kaçırttık derken biz kaçırtmadık. Adamı nerede bulduk da baskı yaptık, sınıra askerleri yedik de İtalya'ya kaçtı Suriye. Suriye. Ben hanım çok net bir şey söyleyeyim. Yalnız o dönemde 5 kilometrelik operasyon hakkı istemişti Türkiye. O zaman Esad yönetimi de o 5 kilometreye bile kabul etmemişti. İşte yani iki bu. Ben her zaman bir şeye inanamıyordum. Maalesef yani bunu da bir uluslararası ilişkilerci olarak söylemekten utanıyorum ama hani anlam planını Türk tarafı kabul ederse bizim taraf kazanacaktı. Etti bizimkiler. Rumlar reddetti. Hani Türkiye'nin dahil olmadığı hiçbir uluslararası örgüte Rum kesimi dahil olamayacaktı. Adamları Avrupa Birliği'ne aldılar. Şimdi ne alaka? Şu alaka. İstediğiniz mutabakatı imzalayın. İstediğiniz anlaşmayı imzalayın. İstediğiniz işleri yapın. Hiç öyle ÖSYM'yi o mu kabul edecek, bunu bu mu kabul edeceğe gerek yok. Biz bir ülke olarak veya Amerika bir ülke olarak, Rusya bir ülke olarak, Suriye bir ülke, herkes birbirine ne yaptığını çok iyi biliyor. Herkes de neden feragat edip neden etmeyeceğini biliyor. Biz bölgedeki, o sadece Özgür Suriye ordusu falan da değil, bölgedeki Türkmenlerin haklarından, onların yaşam standartlarından, onların asimile olmamasından mesulüz. Peki geçelim Mısır'la ilişkilere. Efendim daha bundan çok kısa bir süre öncesinde biz Mısır'ın Türkiye'nin Libya ile yaptığı enerji anlaşması sonrasında büyük tepki gösterdiğini biliyoruz ama sonraki fotoğraf başka. Bunu da mı yine uluslararası ilişkiler dengesinde dün farklıdır, bugün farklıdır, yarın farklı olabilir dengesini yorumlayacağız? Tam anlamıyla öyle ama tabii bu çok sıkı değişiklik oldu. Niye? Türkiye Libya ile anlaşma yaptı. Mısır Yunanistan'la yaptı. Hani haritalar, deniz haritaları çıktı. Herkes önünde anlattı. Şurası şunun oldu, burası bunun oldu diye. Bu arada kimin oldu? Ne oldu o haritaların neticesi?
Olan şu oldu. Amerika Birleşik Devletleri birden durdu, dedi ki İsrail'le Yunanistan'a kesin bu iş. Mısır'la olan yakınlaşmada da bir kere şunun altını çizelim. Bakın ben hep bu pandemiye olayı döndürüp döndürüp getiriyorum. Çünkü bizim siyaseti ekonomisiz, ekonomiyi siyasetsiz okuyamazsınız. Şimdi gerçekten sıkıntılı bir durum var. Yani ekonomik olarak dünyada sıkıntılı bir durum var. Çünkü uğraşacak iş ararsınız kendinize. Bugün olay net. Mısır büyük bir ülke. Mursi ve oradaki gruplar seçildi halkın oyuyla. Haksız yere bir darbeye maruz kaldılar. Ama bu kadar darbenin neticesinde Türkiye bir tepki gösterdi. Bundan daha doğal ne var? Mısır da kendince diyor ki biz böyle. Böyle yönetiyoruz. Güç kimdeyse o haklı. İktidar süresi uzadığı için olabilir mi? Artık belki oturmuş bir iktidar var şu anda orada. Tabii değişmiyor, belli. Yani çok doğru bir tespit bu. Çok doğru bir tespit. Ne oldu? Değişmiyor. Sesi duruyor. Siz Orta Doğu'da barışı getirmek için Mısır'la bir kere aranızda belli bir düzen kurmanız lazım. Amerika Birleşik Devletleri Mısır'ı hiçbir zaman kendi düzeninin dışında tutamaz. Tutmaz. Tutamaz demeyeyim de tutmaz. Tekrar söylüyorum bunu. O küslüklerde de, dostluklarda da, dostlukta da bu vardır. Çok üst düzeyde, üst segmentte ağır konuşmamak lazım. Çünkü belli ki iki gün sonra bu muhakkak geri dönecek. Çok çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Ajandada aktüelite bölümünde yine Azez'de kalacağız ve Suriyeli judocu çocukları getireceğiz ekranlarınıza. Aslında serüvenleri Kilis'te başladı ve zaman içerisinde Judo Federasyonu ve Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile birlikte yürütülen faaliyette Azez'de sporlarına, judoya devam ediyorlar. Müsabakadan müsabakaya koşuyorlar yine Türkiye'nin desteğiyle. İşte nasıl rehabilite edildiklerine dair, kendilerini nasıl spora verdiklerine dair o dosya. Judo, çıkışı Japonya olan dövüş sanatı. Ancak felsefesinde doğruluk, nezaket, sabır, sevgi kavramlarını barındırıyor. Ahlaklı olmaya aşılıyor. Bedenense zekayı geliştiriyor, nefes hakimiyetini arttırarak konsantre olmaya yardımcı oluyor. Judo'nun fizyolojik ve psikolojik bu etkileri nedeniyle Uluslararası Judo Federasyonu, Türkiye Judo Federasyonu ve Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Suriyeli çocukları rehabilite etmek için işbirliği içindeler. Proje önce Kilis'te başladı. Okuyordum. Kafamda çok fazla soru vardı. Güvenliğimizin nasıl sağlanacağını bilmiyordum. Rahat değildim. Bizi neyin beklediğini merak ediyordum. Birilerinin oraya gidip bir şeyler yapması gerekiyordu ve biz gittik. Tıpkı bizim gibi ne kadar önemli olduklarını göstermek için orada onlarla birlikte olmak istedim. ...2011'de 90 bin olan Kilis'in nüfusu 2016 yılında 230 bine ulaştı. Nüfusun çoğunluğu Suriyeli. Judo'nun savaş travmasını atlatmada, topluma kazandırmada çocuklar üzerinde etkili olduğu düşünüldü. Japonya Büyükelçiliği ve Judo Federasyonu ile birlikte Kilis'te tesis açıldı. Suriyeli çocukların judo eğitimi önce Kilis'te başlatıldı. UNICEF de projeye sponsor oldu. Kilis'in adı Judo kenti oldu. Türkiye'nin Kilis ilinde Suriye'nin sınırında sıfır noktasında judo antrenörlüğü yapmaktayım. Kilis'te bir günüm şu şekilde geçiyor. Saat 1'den sonra tamamen günüm judo olarak geçiyor. Oradan sonra 5 ile 7 arası konteyner kentte, Suriye'li sınırın sıfır noktasında olan konteyner kentteki Suriye'li çocuklara olan çalışmalarımızı devam ettiririm. Öner Ökkeş 2014 yılından bu yana Suriyeli çocukların eğitilmesi için gönüllü olarak judo koçluğu yapıyor. Bugüne kadar 2000'den fazla Suriyeli çocuk Kilis'te judo aktivitelerine katıldılar. Kilis'te yapılan çalışmalar altyapıyı oluşturdu. Sonraki adım sınırın öteki tarafına geçerek ülkelerine dönen çocukların rehabilite edilmesi oldu.
Türkiye'nin açtığı kurslarda judo eğitimi alan Suriyeli çocuklar kısa zamanda uluslararası müsabakalara katılabilir hale geldiler. Türkiye'de düzenlenen müsabakalarda ilk olarak 2019 yılında 39 atletle birlikte Suriye'de temsil edildi. Böylelikle judocu çocukların eğitimleri, antrenmanları Suriye'nin kuzeyindeki Azez'de sıklaştırıldı. Kuzeyinde savaş psikolojisinden kurtulmaları ve sosyalleşmeleri için Türkiye'nin de desteğiyle birkaç yıl öncesinde işte bu gibi spor faaliyetleri gösterilen kurslar açıldı. Ve çok kısa bir zaman öncesine kadar, bundan birkaç yıl öncesine kadar bu bölgede kadınların ve kız çocukların spor yapma alışkanlıkları da yoktu. Ancak bu kurslarla beraber artık Suriye'nin kuzeyindeki kız çocukları da geleceğin sporcuları olma adayları. Eğer kız çocuklarını desteklemezsek okula gitmeyip erken yaşlarda evlendirilebiliyorlar. Ama spor ve sanatla birlikte sosyal, kültürel, ekonomik hayatlarında destek sağlayabiliyoruz. Judo onlar için büyük bir amaç oluyor. Ne kadar sürede çocuklara eğitim veriyorsunuz ve verdiğiniz eğitimin çocuklar üzerindeki psikolojik etkileri nasıl oldu? Yaklaşık 10 aydır Azez merkezinde eğitim veriyorum. Tatil olduğu için yaz aylarında kursa gelen çocukların sayısı artıyor. Bu dönemde ortalama 60-70 Suriyeli çocuk judo eğitimine geliyor. Okullar açıldığında ise oyuncu sayısı yaklaşık 40'a düşüyor. Eğitimlere öncelikle judonun kuralları ve temel bilgileriyle başlıyoruz. Aşamalı olarak gelişiyorlar ve onları turnuvalara hazırlıyoruz. Önce sarı kuşağın hareketleriyle başlıyoruz. Ardından belli bir eğitimle turuncu kuşağın eğitimine geçiyoruz. Türkiye'de uluslararası judo turnuvaları düzenleniyor ve Suriyeli çocukları bu turnuvalara hazırlıyorum. O nedenle teknik ve taktik eğitim önemli. Şu ana kadar turnuvalara pek çok çocuk sporcuyla katıldık. Muhammed Fatih Kais birinciliği kazanan öğrencilerimizden biri. Şu zamana kadar bölgede kadınların ya da kız çocuklarının spor yapma alışkanlıkları yoktu. Nasıl oldu da kız çocukları da burada spor yapmaya ikna edildi ya da aileleri ikna edildi? Tamam. Aileler ilk başta çocuklarını buraya sadece yaz tatilini geçirmek için gönderiyorlar. Ama sonra faydalı olduğunu görünce eğitime devam ediyorlar. Ebeveynler aslında öncelikle oyunun tehlikeli olup olmadığına bakıyorlar. Şu ana kadar 7 kız öğrencim oldu. İlk başta tatilde oyalanmaları için gönderdiler. Sonra gördüler ki kız çocukları da faydalanıyor judo eğitiminden ve cesaretlendiler. Kızlarını eğitime göndermeye başladılar. Burada tüm çocuklara bir baba gibi davranıyorum. Böylelikle hem çocuğun hem ailenin güvenini ve sevgisini kazanıyoruz. Ailelerin tepkileri ne yönde? Genelde onlar mı kendi çocuklarını kaydettirmek için buraya getiriyorlar yoksa siz mi aileleri ikna ederek buraya öğrencileri kaydediyorsunuz? Yetiştirdiğim oyuncuların genç olması ve sakatlığa maruz kalma riskleri nedeniyle judo kayıtlarına velisiz gelen öğrencileri kabul etmiyorum. Velilerin çocuklarını desteklemesi gerekiyor. Velileri buraya geldiklerinde ikna ediyorum. Çocuklar sokakta kalmıyorlar ve bu onların geleceği için önemli. Özellikle bu yaştaki çocukların vücutlarının gelişimi için yardıma ihtiyaçları var. Bizler de kaslarının gelişimi için katkıda bulunuyoruz. Her veli ile WhatsApp üzerinden doğrudan iletişim halindeyim. Onlara çocuklarının ne aşamada olduğu hakkında rapor veriyorum. Peki şu ana kadar hangi ödülleri aldılar gerek Türkiye'de gerek başka bölgelerde? Sakarya'daki uluslararası şampiyonaya Azez takımı olarak 4 kişiyle katıldık ve birinci olduk. Beşinciliği ve yedinciliği elde eden oyuncularımız da var. Daha önce de Kocaeli şampiyonasında güzel sonuçlar aldık. Altın ve gümüş madalyalarımız oldu. Kilis İl şampiyonasında da birkaç ödülümüz var. Bu başarılar Azez bölgesindeki antrenörlerin, bizi destekleyen Kilis İl Spor Müdürlüğü'nün bizi desteklemesi ve mücadele etmesiyle oldu. Tüm bu çalışmalar Türkiye'deki turnuvalara katılmamızın önünü açıyor. Bu turnuvalar Suriyeli çocuk oyuncuların cesaretini, birbirleri arasındaki rekabet duygusunu artırıyor. Sakarya'da olduğu gibi şampiyonluk için güzel sonuçlar alıyoruz. Böylece Azez takımı olarak oyuncu Muhammed Fatih Kays'e 30 kiloda birinciliği ve altın madalyayı getirdik.
Zaten programın başından beri yanımda benimle birlikte bir ödül var masanın üstünde. Muş Tanıtım Platformu, Muş Valiliği ve Muş Belediyesi ile birlikte Altın Lale ödül töreni düzenledi ve bu ödül töreninde de Ajanda programı, haber programı başarı ödülüne layık görüldü. Tüm Muş'a ve oy veren herkese tekrar tekrar sizlerin huzurunuzda teşekkür edelim. O ödül töreninden renkli görüntüleri getiriyoruz şimdi. Muş Tanıtım Platformu tarafından bu yıl ilk kez organize edilen Altın Lale Ödülleri töreninde medya, spor, sinema ve kültür dalında kişi ve kurumlara ödülleri verildi. Muş Valiliği, Muş Belediyesi, Muş Alparslan Üniversitesi'nin destekleriyle İ71 Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende Ajanda programı, haber programı başarı ödülüne layık görüldü. Ödülün sahibi Ajanda programı yapımcı ve sunucusu Nadide Belen Kepsutlu Haber Global. Haber programı başarı ödülü Sayın Nadide Belen Kepsutlu'ya gidiyor. İyi akşamlar herkese. En sevdiğim çiçek laledir. Lalenin bu şekilde ödüllendirilip benim için kalıcı hale getirilmesine ötürü Muş'a teşekkür ediyorum. Ajanda programının 13. yılı, benim meslek hayatımın 22. yılı. Ajanda şu anda Haber Global ekranlarında. Ödüller bireysel değildir, yaptığımız iş bireysel değildir. Bizimki bir ekip işidir. Güçlü bir ekiple birlikteyiz. Tansel, hepimiz için alıyorum ödülü. Çok çok teşekkürler efendim. Muş'a, sizlere. Ben yoktum, sen de yoktun. Küresel Gazeteciler Konseyi'nin katkılarıyla Haber Global ekranlarında hazırladığımız bir ajandanın daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta ajandanın yeni saatinde Salı gecesi saat 23'te ajandanıza bizi yazmayı unutmayın. Şimdi hoşça kalın.